Selamlar dostlar yeni bir Montenblet videosuna daha hoş geldiniz niye buradayız niye bu ekrandayız size önce birkaç duyuru yapmam gerekiyor evet şimdi her şeyden başlayalım bildiğiniz gibi nativde Tomris serimizi başlattık ve gayet sevilmişti hala takip edenler var umarım bu seri de sevilir arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var ben bu seriyi sürekli çekiyordum yani siz izlediğinizden başka bölümler de var. Baya ilerledi işte ben bir şehir aldım, derebeyleri aldım vesaire. Ama ben üst üste çektim. Yani bir 3-4 bölüm. Bunlarda bazılarında ses kaymaları olmuş, düzeltemedim. Bazılarında ses değişik gelmiş, ekran gitmiş. Böyle saçma sapan şeyler olmuş. Yani şimdi olan yerden başlasam da çok anlamsız olacak. Bunun haricinde oyun çökmeleri oldu, o oldu, bu oldu. Yani zaten Nativ'in saçma sapan yapay zekası, bazı sorunları da olduğu için dedim ki niye hiçbir sorun olmayan buna başlamıyorum ki? Yani burada hiçbir sorun yok. Daha güzel zırhlar, silahlar, barışlar yapabiliyoruz, saldırmazlık pakları, her şey daha gelişmiş. O yüzden bunda yeniden başlamaya karar verdim. Umarım çok üzülmemişsinizdir. Bu seri de çok güzel olacak. Çok özür diliyorum öncelikle eğer Montembe Native serisi için takip edenler varsa. Ama eminim ki bundan da çok keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Umarım karardan memnun olursunuz. Yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kadın olarak devam ediyoruz yine. Cinsiyet ayrımına karşı bir itirazımız yok. Yine aynı şekilde Tomris olarak kavlunun üzerinden devam ediyoruz. Babamız bu sefer kıdemli bir savaşçıydı. Biz bir sokak çocuğuyduk. Biz bir ne olalım demirciydik. Sevdiğimizin birinin kaybıydı. Maalesef yeniden başlamak benim içimde kötü ama dediğim gibi bu şartlar altında mecburuz buna. İki güç verdik. Bir zeka falan verdik. Hatta iki zeka bir karizma bir güç verelim. Liderli arttır. Talimci 3 yap. Ama bunda kişisel becerilerime de önem vereceğim. Esir yönetimine önem vereceğim arkadaşlar. 3 yaptım hatta direkt. Çünkü esirleri satabiliriz. Ya biz bunu genelde yapmıyoruz ama aslında bunda da iyi para var. Bu seri de çok güzel olur umarım. Şimdi buradan da... Daha... Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. bu serinin bölümleri her gün saat 5'te gelecek. Her gün saat 5'te. Tamam mı? Hiçbir şekilde değiştirmeyi düşünmüyorum. Her gün saat 5'te bölümler gelecek. Ve anlık olarak çekeceğim bölümleri. Yani hiçbir şekilde diğeri gibi olmayacak. Anlık o gün çekeceğim ve atacağım. Yani diğerinde olduğu gibi ekstra bölümler çekmeyeceğim. Bu sayede bir sorun olursa erkenden farkına varmış olacağım. Dediğim gibi bayağıdır YouTube'la ilgilenmediğim için hiç... Ee, Dikkat etmediğim için böyle bir sorun oldu. Bu arada Kergit'te başlayacağız. Kergit'te başlamamızın bir sebebi var. Ee, bu moddaki Kergit'liler başlangıçta at, atlı olarak falan başlıyorlar. Ee, haydutları keserken baya işimize yarayacak. O yüzden Kergit'lilerle başlamayı düşünüyorum. Ama bu seriydi arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Hemen biraz gelişeceğiz ve ülkemizi daha kolay kuracağımızı düşünüyorum. Bu adamın kardeşine yardım etmiyoruz yine her zamanki gibi. Evet şöyle bir bakalım. Becerilerimiz zaten belliydi. Burada Sancarhan var 273 kişiyle. Bence daha iyi olacak arkadaşlar. Hemen Han'a gidelim. Baksanıza abi ne güzel oyun var burada. Bütün buglar, sorunlar, saçmalıklar kapatılmış. Çok saçma şeyler var native'de bazı yönden de. Sadece hani sorunlardan dolayı değil, bazı saçmalıkları da var. Hemen modun ayarlarını yapıyorum. Düşman gördüğümüzde bize bildirmesin mesela. On harici şu anlık at deve etmesini kapıyoruz. Develer falan da var bu oyunda. Çok saçma durumlar da oluyor nativede. İşte derebeylerinin yönetme konusunda olsun. Ona toprak veriyorsun. 20 kişiyle aran kötüleşiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Narra'da bir turnuva varmış. Hemen gidelim. Bunda abi devriyeler atayabiliyorsun. Lordlar dengeli bir şekilde hareket ediyor. Her şey olması gerektiği gibi aslında. Kadın karakterler daha çok aktif gibi. Bu arada köylerden köylü kadın toplayabiliyoruz. Bu yeni gelmiş galiba. Para vereceğim ben buna. Şu an seninle uğraşamam çünkü. Bu modun haydutları vesaire de güçlü arkadaşlar. Çok basit değiller. Kaleye git desem gidebilir miyim? Gidebiliyoruz ama kalede kimse yok. Şöyle hemen sesimizi alalım. Evet, gayet güzel duruyor oyun. Buradan hemen turnuvaya katılacağım. Ondan önce hemen bir yudum alayım şu kahveden bir saniye. Bu arada bugün YKS vardı. Katılan arkadaşların herkese başarılar diliyorum. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Turnuvaya katıl diyoruz. Takım rastgele bahis oynayacağım. 150 denar oynayacağım. 3 puan. Zorluk normal olacak. <laughs> Harita nasıl bilmiyorum. Şimdilik at. Tek elli falan alayım. Bir kişiyi öldürmemiz sanırım yeterli olabilir bu puan için. Abi şu oyunun grafiklerin güzelliğine bakın yani. Baya bir düzelmiş. Yani nativi de çok seviyorum eyvallah ama sistemsel olarak da yapay zeka vesaire olarak çok daha kötü bence. Bunda da bu arada arkadaşlar görüyorsunuz baya iyi oynuyor yapay zeka aratmıyor nativi tabi de. Böyle işte karga vuruşu vesaire yiyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yok burada abi at kullanmayalım biz. Tamam mı? Çift telli falan kullanalım en iyisi. Tamam. Turnuva seçenekleri diyorum. At istemiyorum. Silah zırh. Çift telli alıyoruz. Az önce para kaybettik. Bu parayı da kaybetmezsek iyi olur. Evet bizim adamlara yardıma gidelim. <laughs> of çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum ona. Öyle artık. Bunda da böyle değişik değişik hero'lar, kahramanlar var. Çok sağlam adamlar var öyle. Öldüremiyorsunuz hemen herkesi. Dranton falan var ya Nativi'de. Onun gibi adamlar var burada da. Oğlum sen gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Turnuva altına bineceğim. Tamam binelim. Oğlum sen manyaksın ya. Peşinden dolaştırıyorsun beni. Sen gerçekten manyaksın. Tamam 3 puan aldık. Tabii ki zorlayacağım. Bunun turnuvasında arkadaşlar. Ne kadar adam keserseniz ekstra nam falan kazanabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Ama bu beni öldürecek galiba. Sen in oradan. Of öldürdüm. Reyvadin şehrinden Boyvoda Bulak bilmem ne. İsme bak. Bakın buradan artı 2 artı 3 nam kazanıyoruz ekstra. Turnuvalarda da burada e, bazen at verebiliyor. Bazen silah verebiliyor. Para kazanmıyorsunuz çok. Buranın yani bu oyunun bu modun şeyinde turnuvalarında parayı yatırdığınız kadar kazanıyorsunuz. Aslında normalde de öyle ama burada paradan çok diğer şeylere önem verilmiş. Of Bunun Yapay zekası da iyi ha. Tekte öldürebiliyorlar. Güzel öldürüyoruz adamları ya. Bir yudum daha alayım ben. şu an bu bölümde ha bu arada bölümlerin uzunluğu arkadaşlar yarımşar saatlik olacak her gün akşam 5'te yarımşar saatlik videonuz yüklenmiş olacak izlemek isteyen herkes izleyebilir ama bu seride bir aksilik yok her türlü devam edecek haberiniz olsun çok dikkat edeceğim ben genelde böyle bir şeyleri yarım bırakmayı sevmem Karada Fethi serisi açtıysam o Fethi ben bitirmeden olmaz yani. O yüzden Colorado'yı fethetmeden ben bu oyun serisini bırakmam videoya. Video atmayı bırakmam YouTube'a. Şu an oyun zorluğu native ile aynı bu arada. <laughs> Şöyle göstereyim. %75 civarında. Burada arkadaşlar 350-700 kişiye kadar falan asker girebiliyor. Bir savaşta. Bu da oyun zorluğunu bayağı etkiliyor tabii. Şu an turnuvada kaçıncıyız bilmiyorum ama. Az önce galiba para kazanamadık Yok kazanmışız. Kazanamadık gibi geldi bana. Çiftelimiz de iyi ha. Animasyonlar falan farklı tabi burada. Vuruş animasyonları şöyle. Bizim Tombris fena. Güzel. Şu an 6 puanla birinci sanırım. Evet, turnuva seçenekleri. Bahis zaten bu kadar oynayabiliyoruz şu anda. 300 500 bir şey kazanalım. Ne kadar kazandığımızın çok önemi yok. Askerleri idare ettirecek kadar alalım. Burada çok işimiz yok bizim. Bu turnuvalara katıldığınız zaman sizi bazen lordlar falan davet ediyor. Katıldığınızda da aranız ekstra iyileşebiliyor. O yüzden de katılıyorum aslında. Of. Çok fena vuruyor. 3 puan aldık. Gel lan buraya. Cirit atıyor bir de bak bak. <laughs> Yarım saatlik videolar bence gayet yeterli bu arada. Hem beni de kesiyor hem sizi de keser. Ben de 20 dakika oynayınca artık beni de kesmeme başladığı için e, ekstra videolar çektim. Ama YouTube'da işte böyle şeyler dikkat etmek gerekiyor. Siz bunu izlediğinizde ben bir gıdım daha ilerlememiş olacağım oyunda. O yüzden benim de isteğim de artacak. Birinci olduk 23 nam 690 dinar verdi. Evet 690 dinarı vermiş. Diyecektim ki toplam kazandığımız para mı acaba? Tamam. Burada e, kergitleri toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda. Uhun köyüne gidelim. 5 kergitli toplam bir 30-40 tane kergitli toplamamız gerekiyor. İyi bir başlangıç yapabilmemiz için sanırım. Yani öyle tahmin ediyorum. Boss Cryduttları var orada. 5 kişiyle bize saldırmazlar diye düşünüyorum. Tulga şehrinde kimse yok. Kaç kişi bunlar? 5 kişiler saldıralım. Kergitler direkt atlı olarak başlıyor acemileri. Zaten böyle olması gerekiyor bence. Bunu da düşünmüşler bu modun yapımcıları. Çok güzel ok atarım. Ha bu arada bu modda en sevdiğim şey, e, native'de de en sevmediğim şey. Bayıldığınızda savaşı kaybetme olasılığınız çok yüksek. Mesela 50'ye 150 savaşıyorsunuz ama sizin askerler daha iyi diyelim. Her türlü kaybediyorsunuz. Yani yapay zeka kaybediyor. Bunda öyle bir şey yok. Öldüğünüzde, bayıldığınızda yani. Diğer herhangi bir askerinizden oynamaya devam ediyorsunuz. Tabii ki o kestiniz şeyler sizin hesabınıza yatmıyor tecrübeler falan. Öyle bir durum söz konusu değil. Haksızlık olmuyor yani. Sadece Oynamaya devam ediyorsunuz. Savaş da devam ediyor. Yanlışlıkla ses aldım. O yönlerden güzel. Bitti mi savaş? Bitti. Kelle avcısı geldi bir tane. Bunu giyerim ben. Şunu da giy. O başlığımız da oldu. Güzel güzel. Bunu şöyle ver. Şu an ok kullanmak istemiyorum ben. Bunları aldık tecrübemiz oldu. Bunları kergit avcısı yapalım. 15 kişi var orada. Bizi takip edecek. Ben bir kaçayım oradan. Hana gittik. Lezalit var. Seni şimdi almam. Lezalit sen şimdi pahalısındır kanka. Seninle uğraşamam ben şimdi. Bir de 10 kişilik birliğimde yok ben komutan olacağım rolü falan yapıyorsun. Sevmem abi ben böyle şeyleri. Bana adam gibi adam lazım. Yoldaşları hemen toplamaya çalışacağız. Orada bir savaş var. Dugan köyüne gidelim. Abi daha bismillah yani benim neyimi tuzağa düşürüyorsunuz ki şu an anlamadım. Ben hani neyim ki yani? Etim ne budum ne abi benim? Önemli biri bile değilim. O yüzden mi düşürüyorsunuz acaba? Şu an tabi güçsüz baya. Zar zor öldürüyorum şuna bak. Daha oyunun başında da düşürmeyin ama ya. Ayıp. Orada çapulcular var. 15 kişiyiz. Bizi bir dövmeden bunlar. Kaçalım buradan. Ama asker toplayamıyorum. Niye bu kadar az? Bizim... Gel buraya. Tansugay Noyan. Bak beni kovalıyorlar. Şu Noyanların oradan yürüyelim ya. Üç tane daha geldi. Evet askerlerimize maaş verdik. Şöyle Zagos köyünden falan ilerleyelim. 4 tane de buradan. Hadi be oğlum bir 40 kişi falan toplasak. Güzel. Ver abi devam et. Yavaş yavaş ilerliyorum. Burada saldırmazlık paktıdır odur budur Baya değişik şeyler yapabiliyorsunuz Savaş öldüğünüzde devam ediyor Bunlar güzel şeyler Ya ben yanarım da şeye yanarım Bin kişilik bir savunma savaşı yapmıştık Onu izlemenizi isterdim Bin kişi saldırmıştı Ona karşı savunmuştum İnşallah bunda yapacağız onları Şimdi ee, bu arada 39 kişi falan topladık ama ee, Bunların çoğunu kaybedeceğiz Yağmacılarla falan savaştığımda O yüzden ben ekstra adam topluyorum Ekstradan bir şey olmaz Acemi Ker gitler böyle atlı geliyorlar direkt olarak 49 da buradan bir narra şehrine gidelim Burada da yine işletmeler vesaire kuracağız Ama burada ben çok fazla okçu kullanacağım. Şu an almıyorum ama. Benim şu an ama, ana amacım şey. Rodok okçuları bayağı kasacağım arkadaşlar. Bayağı kasacağım Bir 40 tane keskin nişancıyla falan gezeceğim. Kalanını da güzel piyade vesaire yapacağım. Bayağı okçu kullanacağız bu seride. Şu an yağmacılar için böyle geziyorum. 6 kişi daldı lan bize. 6 tane yağmacı nasıl daldı da bize 50 kişiye böyle? Yanlışlıkla daldı da galiba. Ben de anlamadım. Şöyle de salsak mı? Şöyle de aldık. Şöyle al. Lan alamadım. <laughs> of kestim onu. Bizimkilere yardım ediyorum. Ben de sizinle her gün akşam 5'te bölümü çekmeyi bekleyeceğim. Böyle bir heyecanlı olacak. Günde yarım saat ayıracağım buna dediğim gibi. Bir daha böyle aksaklıklar olmayacak arkadaşlar. Savaşı kazandık tabii ki. Aha buradan iyi kötü bir zırh aldık ama Bizdeki zırhla aynı. Bunu giymem daha güzel duruyor şu anda. Evet burada 3-5 birlikler var. Kelle avcılarını öne koyayım. 14 kişilik bir yağmacı birliği var. Bunları kesersek işte item falan düşürebiliriz belki. Abi kıyafetimiz ne kadar güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir esas aldım tekrardan. Güzel bir kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. Aman abicim ölmeyin ya. Çok birlik kaybetmeyelim bak. Dedik ve ilk kaybımızı verdik. Bir tane öldürdük. Saldır, saldır, saldır. Abi. Ben öldüreyim de bari tecrübe bir şey gelsin. Senin canın az gibi. Senin canın çok az gel buraya. <laughs> 134 tecrübe falan veriyor. Can az olanları ben indiririm. Şurada da var bir tane ama. Otların arasında kaybolmuş adam. Göremiyorum ki. Burada bir yerde galiba. Saldırın oğlum. Güzel, 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 güzel. Kesmeye devam. Nerede bunlar? İki tane bir şey kalmış abi. Öldürün şunları artık. Bitti mi? Yok bir tane daha var. Son bir tane kaldı. O da öldü sanırım. Yok. <laughs> Bir kişiyi öldüremediniz ha. İlla ben mi keseyim onu? Ben bana bırakın oğlum bari. <laughs> İnanılmaz ya. Bu kadar zor ölmemeliydi bu adam. Kervan muhafızını alacağım. En öne koyarız. Bayegir avcısına gerek yok. Burada yine zırhlar çıktı. Bunları satarız. Gruptakiler seviye atlasın da. Ama asker maaşları baya yükselecek şu anda. Bunlardan sonra bunlar atlı oluyor arkadaşlar. Atlılar gayet güçlü ben baktım. Atlılar baya güçlüler. Ama buradaki askerlerin maaşları da baya yüksek. O yüzden işler yapmak gerekiyor. Köle tüccarına. Esir aldıklarımızı vereceğiz. Bu seride köle ticaretinden iyi para kazanacağız. 17 kişi var orada. <laughs> Bunları kese kese ilerleyeceğiz. Of of of. Bizimkiler koşuyor önden. Koşun abicim. Tekinmiyorum ya. Bizim kergitler atlı olduğu için bunların etrafında döne döne halledebilirler. Çok kayıp vermeyiz diye umut ediyorum. Şu arkadakini ben indireceğim. 18 mi vurdum lan? Çok da vuramıyorum bunlara ama canlarını azaltmam bile yeter. Of seviye atladım yine. İyi seviye atladık bu bölümde. Bunlardan sağlam bir zırh çıksa çıkıyor bunlardan. Şu üstlerindeki zırhlardan alsam iyi olur. Sen ne yapıyorsun oğlum? Vur abi. Vur abi. Çok güzel kesiyorum ama. Çok güzel kesiyoruz. <laughs> Orada bir yağmacı gördüm. Bizim kergitlere bayıltma emri vererek de ileride köle alacağız bunları. Bunların tanesi 100 dinar falan ediyor galiba. Öyle bir şey diyor. 15 tane alsak 1500 dinar eder. O yüzden bunları esirde alacağız. İki yaralı var mesela şu an ama alacağım yine de. Evet güzel bir kask çıktı abi. Kaskı alıyoruz hemen. Şunları da alıyoruz. Terfi için hazır. 8 tane kargit atlısı. Bunlar sağlam arkadaşlar. Haftalık maaşları da yüksek. Baksana tipinden belli zaten. Şu 13 kişiyi de indireceğim ben orada. <laughs> Bu seri baya savaşlı geçecek. <laughs> Ve hani... Erkenden bir şeyleri halletmeye çalışacağım. Diğer serideki gibi e, biraz daha uzun sürdürmemeye çalışacağım. Hemen gideceğim işletmelerimize onu bunu kuracağım arkadaşlar. Of of of. Ah be vuramadım. Öyle olmaz ki ama. Bak nasıl mızrak saplıyor bak. O nasıl bir animasyon öyle. Bura abicim. Yine mi seviye atladık? <laughs> Çok iyi seviye atlıyoruz lan. Baya güzel baya. Çok iyi XP veriyor bunlar. <laughs> Diğer seride bu arada 28 seviyeye kadar çıkmıştık. Baya bir şey yaptık onda da ama işte. Güzel. 3 ölümüz, 3 yaralımız var. Bu kastları almaya devam edeceğim. Bunları da kergit atlısına çeviriyoruz. Bunları kargıcı yapacağız. Sonradan. Şimdi buraya geleyim bir. Handa kimse var mı bakalım. Kiralık kılıç falan var. Şimdi buradan neye vereceğiz? Evet çok güzel soru şimdi. 12'ye 12 yapamıyoruz. 12'ye 19 yapalım. Şöyle liderliğe bir tane verdim. Esir yönetimine verdim. Envanter yönetimine verdim. Talimci şu an veremiyorum. Onun haricinde aslında ikna bize lazım ama şu an değil. Bir kalkana da vereyim bir tane. Böyle çift ele verelim. Okçuluğa verelim. Her şeyi bir dengeleyelim. Liderlik önemli esir yönetimi de önemli. Dediğim gibi esir ticaretinden para kasacağız abi bu seride. O iyi, iyi, sattık ha. Ama asker bakımlarımız da yüksek. Son bir böyle var mı kesebileceğim birlik? Var. Sen <laughs> <laughs> nasıl bana saldırdın ya? Aslında bizim askerler sağlam yani. Nasıl bunu göz aldın anlamadım. Bunlar da zaten yağmacı mı lan bunlar? Ha yağmacıymış. Tipleri biraz değişik geldi. 50 vurduk adamı ölmedi adam. Kaç oğlum senin canın? 50 vurduk ölmedi az önce. Evladım. Sizin canınız niye bu kadar yüksek? Oğlum öl lan artık. Aa, ayıp ama. Güzel. Sen nasıl mızrak saplıyorsun öyle? Bu oyunun Nord kahramanları da bayağı güçlüdür bu arada. Tahmin ediyorum ki. Bunlar böyleyse kahramanlar nasıldır kim bilir. Of yine seviye atladık. Burada Neye vereceğim şimdi? Emin değilim. Şu an dursun. Tabi seviye düşük olduğu için hemen seviye atlıyoruz. Bunları keserek yükselebiliriz. Kervan muhafızını al, yağmacıları al. Buradan yine itemlerimiz çıktı arkadaşlar. Var mı hala kesebileceğim bir şeyler? İlk kargit kargıcımızı da bu bölümde ürettik. Şuna bak abi haftalık maaşı 69 dinar sadece bir kargıcının. Sadece bir kargıcı bu arkadaşlar. Bayağı pahalılar. Şuraya hemen şunları da satayım abi. Bu şekilde toparlayacağız şimdilik. Gördüğünüz gibi. Şimdilik böyle bir ne böyle devam edeceğiz. Sonradan yağma vesaire bir şeyler yapmaya başlayacağız. 15 kişilik esir var orada. Kervan muhafızı vesaire var. Şunları da hemen esirleri kurtaralım. Bu ne lan? Askerlere öncülük et derken. Yok. Aslında böyle yapmak istememiştim ama. Yanlış tıkladım galiba. Bizim gider saldırmaya gitsin hemen. Buradan iyi esir alacağız. Bunları da kullanırız savaşlarda. Kervan muhafızlarının önden salarız. Onlar kaybederse kaybeder. Ölürler yani. Çok umurumda değil açıkçası. Of tek attı bize. Bize kargıcıyı verdi oyun. İşte bu yanını seviyorum. Böyle oynamak çok zevkli olacak. Hop 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 sakin olun sakin olun. Oh yeah. Çok zevkli değil mi şu an? Kargıcının atı da çok hızlıymış bu arada. Bunlar niye bu kadar güçlü şimdi belli oldu. Oğlum bunun atı neymiş böyle? Ben de bu attan istiyorum. Tabi binicilik becerisi de vardır da bunun. Nasıl oynuyorum ama beyler? Çok güzel oynamıyor muyum? Orada varsa öldüreyim onu da. Ben bu kargıcının atından istiyorum. Of of of. Çok iyi, çok iyi. Kılıcı da iyiymiş bunun ha. Kervan muhafızını alıyoruz arkadaşlar. Bunu en öne koyacağım. Çiftçiye gerek var mı bilmiyorum ama Hadi alalım bunları da. Al ya. Tamam şunları da aldık. Bir kargıcı daha ürettik. Atlı ürettik. Köle başı ürettik. Şu an gayet güzel. Tundra haydutları arkadaşlar. Bu modda atlılar bu arada. Her neyse arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Dediğim gibi her gün sizle aynı şekilde ilerleteceğim bu seriyi. Saat akşam 5'te video her gün gelecek. Bu seri bu şekilde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.